Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. NATO'nun yeni düşmanı yine Rusya. Bugün Litvanya'nın başkenti Vanilius'ta NATO zirvesi başlayacak. NATO'nun her zirvesi tarihidir. Bu kez gerçekten tarihi bir zirve görünüyor. NATO'nun her zirvesinde Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir ya da birden fazla konu olur. Bu kez de öyle. 26 Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmen çökmesiyle sona eren Soğuk Savaş'ın ardından iki soru işareti oluşmuştu. 1. NATO'nun varlık nedeni Sovyetlere yeni komünizm tehlikesine karşı bir batı bloku oluşturmaktı. Şimdi NATO'nun işlevi ne olacak? 2. Türkiye Soğuk Savaş döneminde tam bir ileri karakoldu. Karakol boşalınca Türkiye'nin işlevi ne olacak? 1990'lı yılların başında NATO kelimesine alan dışı işler buldu. Büyük Ortadoğu projesi ile birlikte Fas'tan Afganistan'a kadar 20'ye yakın ülkeyi kapsamına alan bir yeniden şekillendirme işine girdi, ağzının yüzüne bulaştırdı. Belki de plan buydu. Kontrollü kaos. Zaman içinde Türkiye'de ileri karakol işlevinden merkez karakola doğru evrildi. Yakın geçmişin özeti böyle. Bugüne gelirsek, 32 yıl sonra NATO'nun yine ilanen duyurduğu baş düşmanı Rusya oldu. Örneğin 2010 Lizbon Zirvesi'nde Rusya neredeyse ortak hareket edilebilecek bir NATO sempatizanıydı. 2022 Madrid Zirvesi ise Rusya NATO savaşının gölgesinde yapıldı. Kimi beklentiler bu yılki zirveye kadar Ukrayna savaşının biteceği yönündeydi. Biz de şunu anımsatmıştık: İkinci Dünya Savaşı'nı Polonya'yı işgal ederek başlatan Hitler, her şeyin iki hafta içinde biteceğini düşünmüştü. Önceki akşamın sıcak haberi Biden- Erdoğan telefon görüşmesiydi. Biden genel durumun şöyle özetledi: Rusya ile savaş halindeyiz. Bu cümle telefon görüşmesinin de nedenlerini ortaya koyuyor. ABD böylesi durumlarda müttefik dediği ülkenin kayıtsız şartsız yanında olmasını ister kendisinin toplu iğne ucu kadar çıkarıyla müttefikinin çok yaşamsal bir çıkarı karşı karşıya gelse, ikirciklenmeden kendisininkini tercih eder. ABD'nin Rusya'ya karşı Türkiye'yi yanında tutması kendisi için çok hayati. Bunun karşılığında Erdoğan'ın Türkiye iç kamuoyuna zafer diye sunabileceği bir kazanımı yeterli olabilir. Gündemdeki konum İsveç'in NATO üyeliği. Erdoğan Vanilius'a giderken buna evet demenin karşısına şunu koydu. ABD önümüzü açın. O kadar yuvarlak bir cümle ki Biden dese, Türkiye'nin AB üyeliğini yürekten destekliyorum, hayatta hiçbir şey bundan önemli olamaz. Yeter mi? Elma şekeri isteyene çok bile. Ekonomide içinde bulunduğumuz durum ortada. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek bazen körfeze gitmiyor. Körfez ülkelerini de derdi Türkiye'nin altın yumurtlayan şirketleri. Ekonomi bu haldeyken nereden hangi yolla gelirse gelsin yeter ki döviz gelsin çırpınışındayken Erdoğan'ın pazarlık gücünü ne kadar kullanabileceği ortada. Saray Ukrayna'daki NATO-Rusya savaşında Montrö'yü anımsamış, bu anlaşmaya dayanarak denge politikası uygulamaya çalışmıştı. Bugünden itibaren bu dengeyi tutturmanın daha zor olacağı görünüyor. AB geçen 32 yılda doğal genişlemeler dışında köklü bir siyaset üretemedi. Süreç silah sanayi odaklı düşünen ABD'nin inisiyatifinde ilerliyor. Hiç umudumuz yok ama Erdoğan NATO zirvesi dönüşü muhalefeti de bilgilendirip karşılaşacağı büyük baskıları göğüslemek için güçlü bir iç hat oluşturmalı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.